Hayır, gemiyi alabor edeceksin. Ne yapıyorsun? Bu tonajla bilinir mi? Yarı finalde bir tane teknede geçen bir oyunumuz vardı. Orada iş portacı, işte çeşitli tezgahları olan insanlar vardı. Sonra yolcular vardı ve bir kaptanımız vardı. Onun üzerine kurduğumuz bir oyunu sergiledik ve insanları güldürdük. %86 miydi? Evet, öyle bir şey, oy aldık. Bu akşamla ilgili amatör olarak buraya kadar gelmemiz bile bizim için büyük bir başarı. Güldürebildiğimiz herkesten desteklerini bekliyoruz. Başka da bir diyeceğim bir şey yok yani. İnşallah bizim için hayırlısıysa birinci olur. Birader bak. Ah buyurun. Şu evrakları hazırla demiştin. Hazırladım geldim. Evet tamam bakalım eksik evrak. Ah senin eksik evran var. Sen şimdi buradan çık, asansöre bin, 3 kat aşağıya in. Orada bizim kömür dairemiz var. Oradaki görevliye git, biz geçen sene kaç ton kömür kullanmışız, onu bir belgelettir gel. Yoksa tedavi olamazsın. Hadi bakalım, hadi. O ne alaka ya? Şevki! Ne var be kadın? Gene mi sen geldin? Görmüyor musun? Bir sürü işin var burada. Şevkicim, duyduğuma göre sizin hastanede başhekim seçimleri varmış. Evet, ne olmuş? Ne olmuş vermiş Şevki, aday olacaksın. Ben de başhekim karısı olacağım. Karıcığım sen manyak mısın? Ya ben hasta bakıcıyım, doktor bile değilim. Nasıl başhekimliğe aday olayım ha? Ya ne varmış doktor olmakta? Gider Hipokrat'a 2 dakika yemin ederiz. Acaba senin idrak yollarında iltihaplanma falan mı var? Ha? Acaba sen doğarken kordon senin boynuna falan dolanmış da nefes alamamış olabilir misin? Anlamıyor musun sen beni ya? Hadi yürü git, bir sürü işim var. Bana bak Şevki, dediklerimi unutma. Adaylığını koymazsan her şeyi unut. Her şeyi. Şevki. Hah buyurun. Toplu seans için gelmediler mi? Saat geldi. Bakıyorum hemen. Gelmişler doktor bey, alayım mı? Tamam al da başlayalım hadi, gecikmeyelim daha fazla. Buyurun buyurun, hoş geldiniz, hoş geldiniz, buyurun. Evet evet, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Evet maşallah, maşallah. Maşallah. Bugün yine formunuzdasınız. Evet oturalım bakalım hadi. Hadi oturalım. Kaç arkamdan. Tamam tamam tamam. Sakin. Evet, evet efendim, hoş oğlum otursana. Ne var lan, ne? Bir şey yok oğlum, sakin ol. Sen girme araya. Tamam, özür dilerim. Hadi geç böyle, otur başlayalım, hadi. Hadi bakalım, şuraya, hadi, sakin. Hadi bugün senden başlayalım. Senin sorunun neydi? Niçin buradasın acaba? Aa, benim sorunum ergen olmam. Bu dünyada hiç kimse beni anlamıyor doktor. Sen. Hatta sen bile beni anlamıyorsun. Hayır kızım, ben seni anlıyorum. Bak sordum, başladım. Hayır, işte sırf beni susturmak için yapıyorsun bunu. Hayır hayır, sırayla bak, yavaş yavaş sana geri döneceğim, tamam mı? Sakin ol, tamam beyefendi. Beyefendi? Beyefendi uyanır mısınız? Kendinize gelin. Kamyon kayıyor lan! Kamyon kayıyor! Hayır, kamyonda değilsiniz. Sakin, kamyonda tamam, değilsiniz. Tamam, kontrol bende, sakin. Sakin, seanstayız. Hadi siz de devam edelim. Sizin sorununuz neydi? Niçin buradasınız? Doktor, ben kamyonu şarampola yuvarladım. Oha! Babalık bu mükemmelmiş ya. Bunu hemen tweetliyorum. Yanımdaki amca kamyonu şarampole yuvarlamış. Yaklaşma toz olursun, yazma pişman olursun. Efendim siz onu aldırmayın. Tamam ben buradayım, sakin olun. Sen yanımda ol, gerisi yolumda doktor. Tamam. Hanımefendi sizin sorununuz neydi acaba? Görüldüğü gibi benim sorunum oğlum doktor. Evet. Kardeşim 2 saattir bakıyorsun, ne var ya? Ne var? Oğlum bakmıyorum, sakin ol. Burada... Ketçapsız istedin, ketçapsız verdim. Tamam. Daha ne istiyorsun? Tamam ketçapsız. O elindir, indir lan o eli. Kaçın önünden! Şekil! Tamam, şekil! Sakin ol! Hanimiş bak burada ne varmış? Hanimiş, konuş çıkartta gel! Hadi oğlum! Şekil gel! Aferin! Ver bana! Ver! Ahtun, stop! Köy! Aferin! Aferin! Sağ ol Şekil ya! Aferin! Hadi bakayım, oynamak istiyor musun? Hadi bakalım, hadi! Hadi! Aferin! Yürü, ahtu! Azbain! Sağ ol Şevki, sağ ol. Bunun dilinden bir tek sen anlıyorsun Şevki. Ne içkine? Efendim ne oluyor? Ne içkine? Çikinik ne içkine? Bu sesler ne beyefendi? O ses ne efendim? Mesaj sesi! Mesaj sesi mi? Evet, mesaj sesi. Allah Allah! Sizin sorununuz neydi, niçin buradasınız? Benim sorunum?
Şarjım sadece 2 gün dayanıyor. Beyefendi, bunun için telefoncuya gitmeniz gerekmiyor mu? Dolaştım dolaştım ama kendime uygun şarj aleti bulamadım ki. Şevki'de var Şevki'de. O size çıkarken verir şarj aleti. Beni bul. Neyse. Efendim sizle devam edelim. Siz kamyonu şarampole nasıl yuvarladınız? Biraz anlatabilir misiniz? Vallahi doktorcuğum, Konya Kastamonu seferi yapıyorum. Aldım tuğlayı, koydum gaz pedalının üzerine. Emniyet şeridinden 75'le yardırıyorum. Oh my god, ne yapıyorsun? Öldüreceksin ya amca kendini. Varsa kaderde kefen erken girmek, geri vites bilmez bu yürek bacım. Ben de 4x... Ben de 4x4 çekerim, çok şekerim. Titreşimi severim, her yerde full çekerim. Çekimserim yaşımdan ötürü, tweetlerim bin türlü. Çekme birader, her gün buraya geliyorum, çekme ya. Tamam oğlum, tamam, çekmiyorum, tamam, özür dilerim, kusura bakma. Tamam, çekmiyorum, sakin ol. Efendim siz devam edin. Sonra ne oldu, biraz daha anlatır mısınız? İşte sonrası, adamın biri emniyet şeridine sen git emniyetli diye park et. Ya ne demek emniyet şeridine emniyetli diye park etmek ya? Ben adamı geç gördüm, ekmek teknemi kaybettim doktor. Anladım, anladım efendim, anladım. Tamam, sakin olun. Hayır, tutturmuş, maça gideceğiz. Kızım ben ne yapacağım maçta, ne işim var? Sonra? Sonrası ne olacak? Bizim takım 2-0, ilk yarı bitti. Sonra? Geçtim tribünlerin önüne amigoluğa, başladım. Dağ gibi dağ gibi dağ. Daş gibi daş gibi daş. Dağ gibi daş gibi, kol gibi kaş gibi geliyor Anadolu. Hey! Tamam. Ahtan staff, okey? Göğüs temas kur. Sakin et. Otur. Hanımefendi, sizle devam edelim. Bu çocuk nasıl bu hale geldi? Yıllar önce babasını kaybettik. Ondan sonra bu çocuk böyle oldu doktor. Tamam, sakin ol. Anladım. Tipik bir aile bireyini kaybetmenin getirdiği depresif bir hareket. Başınız sağ olsun efendim. Yok doktor, öyle değil. Yıllar önce kocamı arka sokaklarda kaybettik. Tam 317 bölümdür bulamıyorlar. Bulamıyorlar. 317 bölümdür bulamıyorlarmış. Öyle şey mi olur arkadaş? Öyle şey mi olur? Ne demek öyle şey mi olur lan? Ne demek? Tamam olur. Öyle şey olur. Cevap ver bana, oradan bakıp durma. Tamam oğlum, tamam olur. Sakin ol. Gel. Hadi geç böyle. Sakin. Tamam. Hanımefendi, biraz daha detaya inebilir miyiz? Nasıl oldu? Biraz daha anlatabilir misiniz? Yıllar önceydi. Arka sokaklardaydık. Ses malum, bir kalaba. Sanırsın mahşer yeri. Neyse, ben bir şeylerle ilgileniyordum doktor. Böyle bir arkamı döndüm, baktım, herif yok. Doktor, herif yok. Parasız, pulsuz kaldım bu çocukla ortalık yerde. Anladım. Peki parasız, pulsuz nasıl geri döndünüz oradan? Bir şekilde döndük işte. Anne, o değil de biz nasıl döndük ya? Bir şekilde döndük işte oğlum. Çavaklacım, Allah aşkına nasıl döndünüz ya? La bir şekilde döndük işte, be sen ne karışıyorsun? Efendim. Tamam. Hadi otur böyle. Tamam. Efendim, bu böyle olmayacak. Bakın, şimdi ben size bir parça açacağım ve o parçada içinizden geldiğini gibi dans etmenizi istiyorum. Tamam mı? Hazır mıyız? Evet, 1, 2, 3. Yok, bu böyle olmadı. Tamam, kapattım. Darin 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 anay. Hey! Hay darin darin daray. Hanımefendi, siz niye ağlıyorsunuz? Yıllar önce kocam da düğünümüzde böyle oynamıştı. Anladım. Aman Allah'ım. Bu ses, bu yakarış. Anne, ağlama ya. Kim bakar ardına? Sen mi? Ben mi? Adın ne senin? Gel buraya. Ne oluyor ya? Kolunu göster bana. Kolunu göster. Aman Allah'ım. Senin de kolunda ben yok. Benim de kolumda ben yok. Oğlum! Baba! İlyas! Asya! İlyas, hatırlar mısın düğünümüzde bana okuduğun şiiri? Alper Tunga öldü mü?
Isız ajun kaldı mı? Ödle göçünü aldı mı? Emdi yürek yırtılır. Torpidonda aseton yoksa yiğidim. Mühim değil. Ben ojemi mazotla da silerim. Bir ömür gidelim dedin de mazot yok mu dedik? Efendim bakın ailenizi buldunuz. Ne kadar iyi oldu bu. O değil de siz 5 kuruş parası nasıl geri döndünüz kız? Beyefendi bir şekilde dönmüşler. Karıştırmayın bak ailenizi buldunuz hadi. Beyefendi ne oluyor? Beyefendi. Beyefendi. Kineting people. Allah'ım yarabbim. Şevki bu böyle olmayacak. Ben yemeğe gidiyorum. Bu adam titreyip duruyor. Bunun bir filmini çek. Tamam bunun içine tamam. Bir şey kaçmış herhalde. Bir filmini çek hemen bunun. Tamam. Ya filmini çek diyor da ya ben bunu filmini nasıl çekeceğim arkadaş? Gel bakayım şöyle bir. Gel. Aa benim bu film işlerinden anlayan abim var. Beni dışarıda bekliyor. Ben onu arayayım. Bize yardımcı olur. Ara. Alo abicim içeri kadar gelir misin? Sana çok ihtiyacımız var. Lan gelin. Tamam. Tamam abicim bekliyoruz biz. Acele et. Hayır. Hemen gel. Hadi bay. Ne yapacağız ya? Ne yapacağız? Ben Konkişim ben geldim. Merhabalar efendim. Merhaba. Doktor bey yemeğe gitti de yemekten gidip gelene kadar arkadaşım bir filmini çekmemiz gerekiyormuş. Film mi? Film benim işim. Bunu mu çekeceğiz annem? Evet hastamız bu. Biraz zor çekeceğiz ama idare edeceğiz. Ama sana bir konu bulmalıyım. Sen fakir ama gururlu bir çocuksun tamam mı annem? Sen de. Ha. Bir dik dur bakayım. Sen ne zengin çocuğu oynayacaksın. Ya ben hasta bakacağım ama. Oynayacaksın dedim mi oynayacaksın. Al, burada röpte chamber'ım var. Al, çıkarıyorum hemen. Al, hadi giy. Tamam, sizler de kalkın. Kalk. Sen de kameran ol. Al bakayım. Tamam mı? Çekiyoruz. Hazırız değil mi? Bekleyemeyeceğim hadi ya. Biraz çabuk ol. Ya hayatımda ilk kez görüyorum Allah Allah. Hadi. Tamam. Başlıyorum hemen. 3, 2, 1, motor. Demek hala seviyorsun öyle mi? Çok seviyorum İbrahim. Ne olur anla beni. Bir şeyler demeyecek misin? Diyeceğim. Bir gün şu adamdan daha fazla para veririm. Seni satın alacağım. Fakir! Aşağılık pis fakir. O kız beni seviyor, anladın mı? Beni! Hayır İbrahim, ben seni seviyorum. Sus! Şırak! Bırak şimdi! İbrahim, sen de beni seviyorsun. Sevmiyorum. Seviyorsun. Sevmiyorum. Seviyorsun. Sevmiyorum. Yürü be kadın. Sana benim olacaksın dedim. Siz ikiniz yeni evlenecektiniz değil mi? Evet İbrahim abi. Benim size düğün hediyem. Sağ ol İbrahim abi. Peki İbrahim abi, bu gelinliğin asıl sahibi nerede? Öldü. Stop! Kestik annem. Çok tebrik ediyorum seni. Çok güzel oynadın. Kayıtlar. Buyurun efendim filminiz. Tamam mı? Buyurun efendim sizin işiniz. Teşekkür ederim. Konkişi ben gidiyorum. Görüşürüz aşağıda. Tamam. Hadi bakayım oturun. Vallahi geliverir ha. Hadi. Doktor bey gelir. Evet Şevkin. Ne yaptın film işini? Buyurun doktor bey. Vallahi hallettik. 10 numara iş oldu. Süper prodüksiyon. Buyurun. Bu ne Şevkin? Bakın açın. Şöyle. Şuradan basıyorsunuz, oynuyor. Şevki bu ne? Film. Film çek demedim mi arkadaş? Hastanın filmini çek demedim mi? Ben sana film derken röntgen filmini kastettim. Böyle film mi çek dedim? Ulan 20 yıldır röntgen filmi diyorsun, röntgen filmi çekiyoruz. Şimdi film dedim, film çektik. Ben görev adamı mıyım arkadaş? Sizle uğraşamayacağım ben. Siz de çıkın gidin be, yeter be. Şşş. Bıktım artık. Şşş doktor. Ne? Sabahtan beri sana burada katlanıyoruz, sesimizi çıkarmıyoruz. Sen kimsin bize sesini yükseltiyorsun? Kimsin sen?
Evet, Saget için oy kullanmak istiyorsanız ve yeteksizsiniz, Türkiye'yi Saget kazansın diyorsanız Saget yazıp 1890'a SMS gönderebilirsiniz. Yeteksizsiniz Türkiye'nin büyük finalinde Saget'i destekleyen seyircilerimiz Saget yazıp 1890'a SMS gönderebilir. Eser. Vallahi arkadaşlar böyle siz sahnede görünce hani bizde BK Mutfak ekibi geliyor aklıma. Bizde yani kıskanıyorum arkadaşınızı, dostunuzu böyle özlemişim. Bütün ekibi de selamlar, BK Mutfak ekibine de. Oyunculuk anlamında, senaryo anlamında finale kadar gelen en beğendiğim ekiplerden birisiniz. İnşallah bugün de çok iyi bir sonuç alacaksınız. Hiçbir önemi yok. Buraya kadar geldiğiniz için de artık yeteneksizin bundan sonra kazananın kaybedeni yok. Siz kesinlikle kazanılmış değerlersiniz. İleride bu işle ilgili çok şey yapacağınızı düşünüyorum. Hepinizi tek tek buraya kadar geldiğiniz için de çok tebrik ediyorum arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben sizi en baştan beri çok beğeniyorum. Bugün de çok başarılı bir performans vardı. Ama finalde herkes çıtayı mümkün olarak yükselttiği için orada nerede yer bulursunuz bilemiyorum ama tiplemeler çok iyi. Başarılı bir grupsunuz, Eser'e katılıyorum. Yeteneksiz sizin kazananlarından birisiniz bence. Önünüzün açık olduğunu düşünüyorum. Gerçekten tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, Yeteneksiz Türkiye'de Saget'i destekliyorsanız ve Saget birinci olsun diyorsanız Saget yazıp 1890'a SMS gönderebilirsiniz. Sizleri alkışlarla kulise alıyoruz.